Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün 13 Mayıs, yarın 14 Mayıs Türkiye için önemli bir seçim günü. Allah milletimiz için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için e, en hayırlısı neyse onun seçilmesini ve inşallah ülkemizi güzel idare etmesine, güzel yönetmesine nasip etsin diyeyim. E, ben e, yarın Fenerbahçe formamı giyip Oy kullanmaya gideceğim. Şu an kararsızlığım. Çubukluyu mu giysem? lacivertimi mi giysem? Sarı formayı mı giysem diye. Sizler için de muhtemelen durum benzerdir. Ee, yani bizim işimiz Fenerbahçe. Benim siyasi görüşüm Fenerbahçe. Onun dışında da bir şeyim yok arkadaşlar. Fenerbahçe demişken işte kulüplerin yabancı istekleri diye. Şimdi Cuma günü masaya bir şeyler yatırıldı. TFF Kulüpler Birliği tarafından. Ve Murat Özbostan da bununla ilgili bir yazı kalemi almış. TFF'nin Kulüpler Birliği'nin yaptığı yabancı kuralı e, temasına ilişkin Sabah gazetesinde tamamına bulabilirsiniz. Hani dün e, saat 14'te Riva'da top başlamış toplantı saat 20'de bitmiş. Bu tarihi buluşmaya Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları katılmazken Fenerbahçe Başkanı ki mecbur katılacak Kulüpler Birliği Başkanı yani Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile diğer takım temsilcileri hazır bulunmuş. Şimdi bunu çıkıp da yok hocam bak Fenerbahçe başkanı katılmıyor da şöyle böyle falan filan diye saçmalayacağınızı zannetmiyorum. E, Kimsenin saçmalayacağını zannetmiyorum. E, çünkü nitekim oranın başkanı ve mecburen katılması lazım. Bir hani yabancı sayısında son kararınız nedir? Ne istiyorsun demişler. Bir uzlaşma çıkmamış. Fenerbahçe'nin isteği bizim için önemli olan burası. Önce büyük kulüplerden başlayalım. Fenerbahçe biz yazılı olarak 8 artı 3 şeklinde devam etmesini istedik. Sözlü konuşmalarda 8 artı 3'ü ifade ettik ama ortak bir karar çıkarsa ona da uyarız dedi ve şu öneriyi yaptı. Yıl başına kadar 8 artı 3 devam etsin. Daha sonra 5 yıllık bir planlamayla yeni bir karar alınsın. Mantıklı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın görüşü bizim isteğimizin bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Siz TFF olarak Galatasaray ve Fenerbahçe ne istiyorsa onu yaparsınız demiş Beşiktaş. Hiçbir şey beyan etmiyoruz demiş. Trabzonspor'da sınırsız yabancı olmasını istemiş. Şimdi bu da Beşiktaş'ın yaptığı da bel altı çalışmak. Başka hiçbir şey değil. Madem adam hesabına konulmuyorsun yorum yapma o zaman. Yani kendini bu kadar küçük göstermenin gereği yok. Diğer kulüplerin görüşleri. Başakşehir sınırsız olmasından yana yazılı da beyan etmiş. Sivas, Antalya, Alanya, Giresun. Yabancının sınırlı olmasından yana tavır koymuş. Ümraniyespor sınırsız olsun dese de sahada yeni bir formül olmasını talep etmiş. Ve bu şekilde devam ediyormuş toplantı. Genel olarak mutabakat sağlanamamış arkadaşlar. Ve yeni bir formül 7 artı 4'ü gündeme getirmiş. Birçok kulüp tarafından da kabul görmemiş. Şimdi ne olacakmış? Önümüzdeki hafta toplanarak kesin kararı alıp açıklayacaklarmış arkadaşlar. Galatasaray ile birlikte 9-10 kulüp sınırsız yabancıdan yana görüş belirtmiş. Milliyetçi Galatasaray. Bir dönem Fenerbahçe şampiyon olmasın diye milliyetçiliği ön plana serip bunu belirtmişti ve şampiyon yapılmıştı. Hani bu yaşandı arkadaşlar. Maalesef yaşandı. Sonra Galatasaray, İstiklal Marşı söyleyen futbolcusunun olmadığı dönemler de yaşandı. Ama işte herkes gününe, devrine göre ekmeğini çıkartıyor. Fenerbahçe çoğunluk nasıl görüşteyse öyle demiş. Arkadaşlar yeni yani ilk birçok iddialar var. Anlatabiliyor muyum? Fatih Doğan diyor ki TFF Kulüpler Birliği mevcut 14 yabancı kuralının yani ilk 11'de 8 artı 3 bir yıl daha devam etmesine karar verdi diyor. Yani 8 Türk 3 yabancı şey 8 yabancı 3 Türkken. Ee, yeni yabancı konusunda 4 maddede anlaşma sağlandığını söylüyorlar. Birinci madde kulüplerin 12-14 yabancı ile sözleşme yapması için izin verilsin. Sahada 11 yabancı futbolcu aynı anda yer alabilsin. Sahada yani aynı anda yer alabilsin derken hani kadrodan kastediyorlar herhalde. Sahada yer alan yerli futbolcular için teşvik verilsin. Bu teşvik Türkiye Futbol Federasyonu üstlensin. Kadrodaki 35 olan oyuncu sayısı 30'a indirilsin diye. Ben şunu söyleyeyim. Takımlar 8 tane mesela atıyorum kafadan 7 tane Türk oynatma zorunluluğu olsun. Tamam mı? 4 yabancı. E pardon 7 tane yabancı oynatabilsin. 4 Türk zorunluluğu olsun. 4'ü açtığı anda mesela ne yaptı? 4 yap Türk yerine 5 Türk oynattı. 100.000 TL o maç için para alsın. Diyelim ki bu maçta 7 değil 8 yabancı oynattı. 100 bin TL ceza versin. Yani 11 futbolcuna çıkacak maç başına 300 bin TL ceza versin. Hani misal veriyorum ya da 150 şerbinden 450 bin TL ceza versin. Bence bu daha mantıklı. Vallahi bence bu daha mantıklı. 11 yabancıyla çıksın. Ya da mesela yabancıyla çıktığı için 50 bin euro. Her yabancı futbolcunun 50.000 50 bin euro. Maçın içerisinde mesela dönem dönem bir dakika bile olsa 8 yabancı mı oldu 50.000 euro İsterse maçın geri kalanında 11 tane Türkiye dönsün ya imkanı yok da anlatabiliyor muyum bence böyle bir kural olması lazım neyse biz Fenerbahçe'ye dönelim ama ben şunu söyleyeyim 8 artı 3 devam edecek gibi gözüküyor normalde yabancı serbest bırakacaklardı ama bırakmayacaklar gibi duruyor şimdi Fenerbahçe'de İrfan Can Eğri Bayat'ın servisi alındı haberi dün sosyal medyayı Param parça etti ama ne enteresandır bilgilere bakın. Bon servisini 1.2 milyon euro karşılığında aldı diyorlar Göztepe'den. Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi aldı ee, ve e, satın alma opsiyonu kullandı. Sezon başında 500 bin euroya kiralandı. 1.2 milyon euroya bon servisi alındı. 24 yaşındaki futbolcu için toplam 1.7 milyon euro Fenerbahçe kasasından çıktı diyor. İrfancan için Trabzonspor ve Premier League ekibi Sam Temptum'da devreye girmişti diyor. Arkadaşlar burada benim şaşıracağım herhangi bir olay yok. Hani ne söylediysem o gerçekleştiği için mutluyum, huzurluyum. Söylemiştim bunu zaten. Burada ince bir nüans var. Çok ama çok ince bir nüans var. Bu nüansı anlamak için haberin tamamını izlemeniz lazım. Şimdi ben size arka arkaya iki tane haber vereceğim. Fakat videoyu yarıda kesecekseniz izlemeyin. Buradan çıkın gidin. Videonun tamamını izlemeniz lazım. Anlatacağım şeyi anlamanız için. Tamam Başta koyacağım şey de muhtemelen bu dakikadan sonra çıkacaksanız izlemeyin arkadaşlar. Ne olur. Sonuna kadar izleyin. Bak başlıyorum. Fenerbahçe Livakovic'in menajeriyle kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Livakovic. Kaleci Livakovic. Şimdi arkadaşlar kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi diyorsan bunu kanıtlamak zorundasın. 28 yaşında bir Hırvat kaleciden bahsediyoruz. Olabilir. Görüşebilirler. Mustafa Hoca da hani tövbe haşa e, sihirli güçler olan bir insan değil. Bana gelen duyumları aktardığım kadarıyla söylüyorum size. Hani duyum ne geliyorsa onu aktarıyorum. Bu bana söylenmediyse bu gerçekleşmediği anlamı taşımıyor. Dinamo Zagreb'den yıllık 780 bin euro kazanıyormuş Livakovic. Fenerbahçe ile 1 milyon euroya anlaşması an meselesiymiş. 3-4-3 dijitalın haberi. Şimdi Öncelikle Livakovic kimdir? Dominik Livakovic Dinamo Zagreb'in kaptanı. Birincisi kaptanı. Bak. Dedim ya videonun tamamını izleyin diye. Buradan itibaren sihirli kelimelere dikkat. 14 milyon euro piyasa değeri var fakat sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış durumda. 9 Ocak 95 doğumlu 1.88 boyunda ideal kaleci boyu. Hırvatistan 43 Hırvatistan'da 43 maçta görev almış. Genç takımlarda da görevi var. E, 2024 yani bir senelik sözleşmesi kalmış. Zagreb bir şekilde altyapısına almış e, ve altyapısından sonra e, NK Zagreb'e bir kiralık dönemi var 2015 yılında ama geri kalan dönemde oynamış. 47 maça çıkmış 47 golü var 47 gol yemiş e, gol yemeden 13 maç tamamlamış 4290 dakika yani aşağı yukarı her maç oynamış. Böyle bir kaleciye Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Bu kaleci Fenerbahçe'de bu sezon yer alsaydı bence Fenerbahçe'nin en az 4 puanı fazlaydı. En az 4 puanından bahsediyorum. En az. Ki Redondo Ulaş abiye göre herhalde en az 15 puanı fazlaydı Fenerbahçe'nin. Ya da sizlere göre belki 7-8 puan. Zaten 15 puanı fazla olsa Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyon falan oluyor. Bu 15 puandan belki bir tanesi Galatasaray maçında olsa kesinlikle şampiyon oluyor. Burayı anladınız. Şimdi Livakovic'in pazartesi günü e, açıklama yapılacağına dair de iddialar var. Bunu anladınız. İkinci haberim Altay Bayındır'la ilgili. Şimdi sosyal medyada şöyle bir haber yapıldı. Altay Bayındır 7 milyon euroya gidiyor. Altay Bayındır 8 milyon euroya gidiyor. Altay Bayındır 9 milyon euroya gidiyor. Altay Bayındır... Ay Altay Bayındır'ın da senin de yeter kaça gidiyorsak için doğru düzgün şunu ifade edin diyeceğinizi duyar gibiyim. Sosyal medyaya göre gidiyor. Ben şunu söyleyeyim. Beni yanlış anlayabilirsiniz. Altay Bayındır'ı çok seven biri olarak söylüyorum. 8 milyon euroya Altay Bayındır'ı gönderip Livakovic'i 2-3-4 milyon euroya alabiliyorsan yani yarı fiyatını alabiliyorsan böyle seni havaya kaldırırım alnımdan öper bırakırım. Önce onu söyleyeyim. Bak Altay'ı çok seven biri olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Çok seven biri olarak söylüyorum. Alnımdan öperim. Çünkü Livakovic seni sahada 12 kişi oynatır. Bu bir. İkincisi Kim Minji ayarında bir stoper bulursan 13 kişi oynatır. Seni sahada 13 kişi oynatır. Yanındaki partneriyle uyumlu olursa seni 14 kişi oynatır. Önce bunu söyleyeyim. Altay'la ilgili de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar bir açıklamada bulundu. Takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Altay Bayındır için bir nevi yalanlamada bulundu. Gönderilecek haberlerinin gerçeği yansıtmadığını gayet hep şunu söylüyor. Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır bizim için çok değerli ve kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip örnek bir yurttaşımızdır demiş. 30 maça çıkıyor. 25 yaşındaki eldiven bel ağrılarının ardından da bıçak altına yatmıştı. Evet şimdi gelelim sadede. 1 Fenerbahçe Altay'la sözleşme uzattı. Bu şu demek. Biz sana güveniyoruz. Uzun yıllar kalemizi koru kurtar demek. Okey. 2. İrfan Can'a bon bonservisi alındı. Şimdi Altay'ın da aşağı yukarı aynı fiyata bonservisi alınmış. Yani 1.5 milyon euro diye hatırlıyorum. Bu da 1.7 falan olmuş oluyor eğer 500 artı 1.2 e, tamamen doğruysa. Yani Fenerbahçe az kalecisine bir kere 1,5-2 milyon eurodan fazla para vermez. Bunu anlayalım. İkincisi Altay satılmazsa Livakovic asla gelmez. Ya birini malum piyasası var. Öbürünün bonservisini almışsın. Bir de Livakovic'i alır mısın? Mantık matematiksel olarak asla. Asla almaz. Asla. la ne la. Yani asla almazsın. Ve buradan yola çıkarak hepinize söylüyorum. Yani şahsım adına değil hepiniz adına söylüyorum. Benim Divakovic'in transferine dair aklımda hiçbir olumlu ibare yok. Yani gelir gelmez şöyle böyle falan. Ben inanmıyorum arkadaşlar. Yani alay edebilirsiniz, gülebilirsiniz ama ben inanmıyorum. Çünkü bu transferin olacağını zannetmiyorum. Transferi yapacak adam çoktan yapar. Bir. İkincisi transferi yapacak adam. Yani Altay'ız. Bak Altay Bayındır satılırsa hiçbir lafım yok. Altay Bayındır satılırsa Livakovic olabilir. Peki hocam. Bize şuradan bahset. Biz seni duyumların için ya da işte yorumların için takip ediyoruz. Sen bize Livakovic sürecini anlat. Biz bu arkadaşı devre arasında istiyoruz. 8 milyon euro bon servis talep ediyorlar. 8 milyon euro bon servis talep ediyorlar. 8 milyon euro arkadaşlar bakın devre arasında. Ama bir buçuk sene sözleşmesi kalmış bir futbolcudan bahsediyorum. Ha şimdi ya yani şimdiden bahsediyorum. Şimdi bir sene sözleşmesi kalmış futbolcuya 4 milyon euro derlerse bence öp başına koy. Öp başına koy. Ama onun dışında sıkıntı. Bir de şu var. Hocam işte Fenerbahçe Messi'yi de Ronaldo'yu da getirse bir şey olmaz diyenler var. Ali Koç da geçen açıklama yaptı. Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor diye. Yani ne gerek var? Boş verin. 5 yıldır bunca hakkın yenilip hala yapacağız, edeceğiz falan filan diyorsanız zaten söze gerek yok. Yani bu sene Galatasaray şampiyon yapılırsa ki öyle gözüküyor, tehdit kazanmış olacak. Şantaj kazanmış olacak. Zorbalık kazanmış olacak. Vandallık kazanmış olacak. Bundan sonraki her sezonda artık herkes diyecek biz de oynatmayız. Gebertiriz. Şöyle yaparız böyle yaparız diye. Hep birlikte görürsünüz. Bir de sosyal medyada bir akım başlatmışlar. Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki AK Parti'yi seçmeyin diyor Galatasaray taraftarına. Çünkü diyor Fenerbahçe kullanıyor. Ben kimin hangi partiyi seçeceğine bir şey diyemem. Ama son 22 yıldır iktidarda olan AK Parti iktidarında şampiyonluk sayılarını belirteyim. Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 5, beş, Beşiktaş'ın 5, beş, Trabzonspor'un 1, Bursaspor'un 1 şampiyonluğu. Yani 10 kez Galatasaray şampiyon olmuş AK Parti iktidarında. Bu şey de söyleyeyim son maçta şampiyonluk kaybetme sayısı da Fenerbahçe'nin 3. Yani 3 maçta son kez şampiyonluğu kaybetmiş. Birini Bursa'ya kaybetmiş. Sanırım ikisini Galatasaray'a karşı kaybediyor. Ne kadar komik değil mi? Yani ikisini kazanmış olsa Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 7 olacak. Son maçlarda artık araya neler girdiyse. Ve diyor ki Galatasaray taraftarı vermeyin diyor. Ben şunu söyleyeyim vermeyin bence de vermeyin. Bence de vermeyin de şampiyonluklarınız kesilsin. Şu istatistik yani neredeyse yarı yarıya istatistik ve bunu beğenmeyen bir e, ne denir ona hani ukala kesim. Ulan Ali Koç Fenerbahçe'de başkan 5 senede 2 şampiyonluk yaptı. Diyelim ben kabulüm. Ya, keşke 2 şampiyonluk yapsaydı. Kadro kalitesi de artsaydı ben kabuldüm. Ama nankörlük bu. Ben hakemlere de söylüyorum. Sakın Galatasaray'ı sırayı şampiyon yapmaya uğraşmayın. Hatta buradan eğer çevirme ihtimaliniz varsa çevirin. Bakın görüyorsunuz. Bunlar böyle yapıyorlar. Musteray falan bile hiç ettiler. Yarın bir gün size de sararlar. Benden söylemesi. Bunlara iyilik yaramaz. İyilik yapacaksanız Fenerbahçe'ye yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.